Arkadaşlar merhabalar. Şu anki analiz konumuz Doge. Doge ile ilgili öncelikle şunu söyleyebilirim. Doge şu an aslında dostlar kırılım noktasında. Ya yukarı yönlü ya da aşağı yönlü bir hareket başlatmak zorunda. Çünkü çok sıkışmış durumda. Doge bakın 2019 tarihinden 2020'nin sonlarına kadar yaklaşık 2 yıllık süre zarfında yatay kanalda hareket etmiş. Ondan sonra 2020'nin sonlarında start hareketi veriliyor. Ve yaklaşık olarak da 5 aylık sürede bakın 5 aylık sürede bu hisseyi alıyorlar 5 ayda. Yaklaşık 25 kat, 25-26 kata, 26 kata katlıyorlar dostlar çok kısa sürede. Ve ondan sonra tabii ne yapıyor? Birazcık düzeltme yapmış. Şu an Doge'nin bulunduğu durum şu. Bakın önemli bir destek noktasında. Ve şurada üçgen formasyonu da var. Üçgen formasyonunda beklenen nedir dostlarım? Beklenen şudur genelde. Bu beklenti de tabii. Yaklaşık olarak %6'ya yakın kırılım noktasında ya bu kadarlık mesafeyi %6'ya yakında kanalın şu zirve noktaları dostlar gidebilmesi beklenir ama her zaman bu geçerli olmayabilir. Bazen aşağı yönlü hareket de olabilir. Ya da yüzde o kadarlık kısımda yaklaşık %86 kayba denk geliyor dostlarım. Ama ben buraya kadar ineceğini tahmin etmiyorum çünkü şurada güçlü destek noktaları var. Ama öngörüme göre eğer yukarı yönlü hareketi başlatır ve şuradaki destek noktası kırılmazsa yukarı yönlü hareketinde en az 5-6 katlık bir potansiyeli var götürürlerse eğer. Şu destek noktası kırıldı. Aşağı yönlü hareket başlatırsa aşağıda ineceği noktaları zaten birazdan vereceğim dostlarım. Veya da şunu yapabilirler. Üçüncü bir ihtimal destek noktası kırılır dostlarım. Şu yatay kanalda bakın. Şu kanalda bir müddet daha hareket edip ondan sonra start verebilirler. Aynen daha önce yaptığı gibi. Biz de şunu bekleyebiliriz. Bir bu noktada eğer aşağı yönlü hareket başlarsa aşağının önlemi kesinlikle alınması gerekiyor. Zaten yukarı yönlü veya da yatay yönlü hareketlerinde sıkıntı doğurmayacaktır dostlar. Ama aşağı yönlü hareket olduğu zaman illaki oraların önlemi alınması gerekiyor. Çünkü 5 ayda 24 kat, 25 kat yükseltilmiş. Bilginiz olsun. Şu andaki durumu iyi dostlarım bakın. Şu an gördüğüm kadarıyla yukarıdaki direnci zorluyor, direnci kırmaya çalışıyor. Yani bir hareket bekleniyor. Sıkı bak şu tarz bir hareket de olabilir. Her an gerçekleşebilir. Her an gerçekleşmeye müsait bir noktada şu an çünkü. Evet. Bunları söyledikten sonra yukarıdaki direnç noktaları verelim. Yukarıda 0.60 36'sı var. 0.36'nın kırılması durumunda bir sonraki direnç noktası eğer hızlı giderse tabii ki bunlar geçerli olur. 0.60. da kırılması halinde yukarıda 1 dostlar. 1 dolar. Aşağıdaki destek noktaları birazcık daha büyütmem lazım. Bakın. O kadar kritik bir yerde ki. Kritik çok kritik bir yerde. Eğer kıramazsa aşağı yöneliş başlarsa bir. 0.22'si var. 0.22'nin kırılması halinde aşağıdaki sağlam desteği, çok sağlam desteği ikisi var dostlar. 0.20'si var. 0.20'nin de kırılması durumunda aşağıdaki diğer bir destek noktası, önemli bir destek noktası 0.16. Bunları yazalım. Doge'nin yukarıda 0.36'sı var, kırması halinde. 0.63'ü var. Kırması halinde 1'i var. Aşağıdaki destek noktaları 0, 22 sent, 20 sent ve 16 senti var. Her ihtimale karşı aşağıdaki destek noktalarında para ayrılması iyi olacaktır. Evet dostlarım farklı bir analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.